Arkadaşlarım, sınavlar ülkesinde Mehmet hocamla birlikte harita bilgisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam. Bu kez harita türlerinden yani harita çeşitlerinden bahsedeceğiz. Önce bir sınıflama yapalım istiyorum değerli hocam. Haritalar genel olarak ikiye ayrılır. Aynen. Doğru mudur? Tabii. Birincisi nedir? Ölçeklerine göre haritalarımız var. Bir de hocam konularına göre haritalarımız var. Ölçeklerine göre ve konularına göre haritalar olmak üzere ikiye ayırdık. Evet. Şimdi ölçeklerine göre haritalar nedir hocam? Büyük ölçekli haritalarımız var. Küçük ölçekli haritalarımız var. Bir de orta ölçekli var. O'yu yazınca buraya sıkıntı çıkıyor. O zaman bunu geçelim hocam. Aynen. Büyük küçük. Konularına göre haritalar da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Evet. Genel haritalarımız var. Ve özel. Özel haritalarımız var. İşin daha karmaşık diye tanımlanan kısmı burası. Teknik kısmı. Evet. O yüzden işte buradan başlayalım değerli hocam. Ben şurayı silmek istiyorum. Büyük küçük. Bu öğrencinin ortaya çıkartmış olduğu sonuç olsun. Farklı bir çalışma yapacağız. Hocam önce şuraya bir ifade yazıyorum. A diyorum 1/10. Bu ne demek? Bir şey varmış 10 defa küçültülmüş. Buraya da B yazıyorum hocam. 1/1 milyon yazdım. Burada ise bir şey varmış 1 milyon defa küçültülmüş. Şimdi soruyorum hocam. Lütfen öğrenci mantığıyla bak olaya. Hangisi daha fazla küçültülmüş? B. Kaç defa küçültülmüş? 1 milyon defa. İşte daha fazla küçültüldüğü için biz buna... Küçük ölçekli diyoruz. Ya bu kadar basit. Küçük ölçekli demek daha fazla küçültülmüş demek. Süper. Kardeşim. Anlamayan arkadaşlar için farklı bir örnek vermek lazım. Bu küçük ölçekli o zaman. Bu ise daha az küçültüldüğü için buna ise ne diyeceğiz? Büyük ölçekli diyoruz. Evet. Devam ediyorum. Hocam ben ölçeği kesirli olarak ifade edebildiğim gibi çizgi üzerinde de gösteriyorum. Tabii ki. Yine buraya A dedim hocam ve bir çizgi ölçek. Çizgi ölçekte biliyorsunuz küçültme oranı bir doğru üzerinde eşit dilimlere ayrılır. Buraya da B diyorum. Yine bir ölçek, çizgi ölçek çizdim. Şimdi buraya 0, 1, 2, 3 kilometre dedim. Buraya da 0, 100, 200, 300 kilometre dedim. Bunu da düz mantık öğrenci arkadaşlar şöyle okusa sıkıntı olur mu? Sıfırın sağına bakıyorum. Bu kaç defa küçültülmüş? Bir. Bu kaç defa küçültülmüş? 100. Hangisi daha fazla küçültülmüş? Yine aynı. O zaman bu daha küçük ölçekli kardeşim. Aynen öyle. Anlaşılmamıştır. Biz başka bir örnek verelim hocam. Peki. Şimdi bizim ilk videomuzda da söylemiştik. Eşit ebatta iki tane kağıdımız vardı. Doğru mudur? Evet. Bu birinci kağıdımız. Bu da ikinci kağıdımız olsun. Arkadaşlar örneği hatırlamışlardır. Şuraya A diyorum. Buraya B diyorum. Arkadaşlar şu an soru çözüyorsunuz ha. Öyle değil mi hocam? Soru böyle geliyor hocam. Mesela buraya hocam Türkiye'yi çizdim. Evet. Buraya da koskoca dünyayı sığdırıyorum hocam. Dikkat ediniz. Koskoca dünyayı. Koskoca dünyayı buraya sığdırabilmek için çok fazla ne yapıyorum? Küçültmen lazım. Evet. Hangisi daha fazla küçültülmüş? Değil mi? B. O yüzden bu daha küçük ölçekli kardeşim. Lütfen bir daha söylüyorum arkadaşlar bu zor bir şey değil. Küçük ölçekli demek, yaz bunu, daha fazla küçültülmüş demek. Devam ediyorum hocam. En önemli kısımlardan birisi. Biliyorsunuz haritalarda yeryüzü şekillerini gösterirken bizim kullanmış olduğumuz yöntemlerden bir tanesi de izohips yöntemi. İzohipsler. Evet. İzohips demek eş yükselti eğrisi demek. Yani şuranın yükseltisi 10 metreymiş. Burası 10 metre, burası 10 metre. Bunların hepsi 10 metre ise bunlar birleşmiş bir çizgi oluşturmuş ve biz buna izohips, eş yükselti eğrisi demişiz. İzohipsleri çiziyorum hocam ve izohipsler arası yükselti farkı ki biz ona eküldans diyoruz. Eküldans. Evet, ben eküldans diyorum hocam. Tamam. Sen artistik ifadelerini kendine sakla. Buraya 10, buraya 20, buraya 40 yazabilir miyim yoksa 30 mu yazacağım? Yani. Eşit olması gerekiyor 30. Buraya A dedim arkadaşlar. Soru çözüyoruz ki en eleyici sorular buradan geliyor. Şurada hemen B diyeyim. Bir topografya haritasını da buraya çiziyorum. Demek ki izohips haritalarına bir de ne deniyor? Topografya. Topografya haritası. Topografya. Ne evet. Hocam? Yani. İzohipslerimizi çiziyorum hocam yine ben buraya. 1000 anlaşıldı galiba. 2000, 3000. Burada eküldans diyorum. Eküldistans. Kaç hocam? Yani burada izohipsler arası yükselti fark kaç metre? 10'ar metre. 10 metre. Burada kaç metre? 1000'er metre. 1000 metre. Dolayısıyla hangisi daha küçük ölçekli diye sorduğumuzda yine B diyeceğiz. Arkadaşlar lütfen dikkat. Küçük ölçekli haritalarda izohipsler arası yükselti farkı daha fazla mı daha az mı? Daha fazla. Yaz. Küçük ölçekli haritalarda izohipsler arası yükselti farkı fazla. Kullanılan çizgi sayısı ise daha azdır. Bakın siz burada 1000 metreyi birden fazla çizgiyle gösteriyorsunuz. Ama burada 1000 metreyi bir çizgiyle gösteriyorsunuz. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar? İlk önce büyük ölçekli ile küçük ölçekli arasındaki farkı bilmeniz gerekiyor.
O halde şimdi hocam biz bunlardan bir tanesinin özelliklerinden bahsedelim. Küçük ölçekli haritaların özellikleri. Yaz. Küçük ölçekli haritaların özellikleri. Evet. Küçük ölçekli haritaların özelliklerini yazıyorum. Küçük ölçekli haritaların bir, paydası ne hocam? Payda büyük. Paydanın büyük olması ne anlama geliyordu? Çok fazla küçültüldüğü evet. anlamına geliyor. Yani küçültme oranı fazla. Hocam bir şey küçültüldükçe ayrıntı ne olur? Azalır. Dedik ya burada Kadirli'yi göster, burada Türkiye'yi gösteremedi. Koskoca evet. Mehmet Hoca. Ayıptır ya. Dolayısıyla küçültme oranı ayrıntı az arkadaşlar. Ayrıntı az. Hata fazla. Şuna bak, tanınamaz hale geldi ya. Hata fazla. Türkiye bu kadar çirkin mi? 10 numara bir ülke. Ama hatadan dolayı. Evet, hata fazla. Bir daha söylüyorum. Fayda büyük. Faydanın büyük olması küçültme oranı fazla. Ayrıntı az. Hata fazla. Hangisiyle daha geniş alanları gösteriyorum? Tabii ki onlar. Koskoca dünyayı gösterdim. Daha ne yapayım? Daha geniş alanlar. Daha geniş alanlar gösterilebilir. Ya da düzlem üzerinde daha az yer kaplar. Yazalım hocam. Evet. Kağıt üzerinde daha az yer. Daha az yer kaplar. Bu da tamam. Bunlar zaten herkes biliyor. 9. sınıf öğrencileri bunların hepsini biliyor. Hı-hı. Önemli olan şu iki madde. Dikkat edelim arkadaşlar. Eleyicilik burada. Küçük ölçekli haritalarda söyler misiniz? İzohips. Neydi onun adı? İzohips arası yükselti farkı? Ekvidistans. Nedir? Küçük ölçekli haritalarda o izohips arası yükselti farkı daha fazla. Evet. Kullanılan çizgi sayısı ise daha azdır. Evet, çizgi sayısı. Yani izohips sayısı. Evet, izohips sayısı daha azdır. Bir daha söylüyorum. Küçük ölçekli haritalarda izohips arası yükselti farkı fazla ama kullanılan çizgi sayısı azdır. Anlaşıldı mı hocam? Evet. Çok basit. Çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar küçük ölçekli demek daha fazla küçültülmüş demek. Geldik konularına göre haritalara hocam. Evet. Konularına yani göre büyük ölçekli bunu zaten tam tersine uyarlayacak. Aynen öyle. Yani. Türk usulü buna da tam tersi diyeceğiz arkadaşlar. Genel haritalar, konularına göre haritalar kaça ayrılıyordu? İkiye. Evet. Genel haritalar ve özel haritalar. Hani işin karmaşık kısmı burası dedik ama evet. soru buradan geliyor hocam daha çok. Tamam. Genel haritalarımız var, bir de özel haritalarımız var. Genel haritalarımızı tek tek sıralıyorum. Fiziki haritalarımız var, doğru mudur? Evet. Efendim siyasi haritalarımız var. İdari haritalarımız var. Ekonomik haritalarımız var. Ekonomik. Beşeri haritalarımız var. Şimdi yer şekillerinin detaylarını görmek istiyorsak, dağ, ova, plato görmek istiyorsak neye bakacağız? Fizikiye bakacağız. Evet. Ama ben burada özellikle şu üç kelimeyi öğrenci arkadaşlarımızın bilmesini istiyorum. Sınavda belki 7 defa gelmiştir. Fiziki haritalardan yararlanarak eğim hesaplayabiliriz. Eyvallah. Bunun dışında fiziki haritalardan bakarak yükselti bilgisine ulaşabiliriz. Tabii. Ve yükseltiyi gördüğümüze göre profil çıkartabiliriz. Yani. Hocam sayıyorum benim melodilerimle söyle. Eğim yükselti profil. Eğim yükselti profil. Eşittir. Hangi haritalardan? Fiziki haritalardan. Yararlanarak ulaştığımız bilgilerdir. Evet. Ülke sınırlarını görmek istiyorsak? Siyasiye bakacağız. Hocam ülke kesmez. Ben ülke içerisindeki il ve bölgeleri de görmek istiyorum. İdari. İl, bölge. Efendim tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, sanayi, turizm, ekonomik. Ticaret. Evet. Para desek olur mu? Parasal, ekonomik faaliyetler. Nüfus, yerleşme, göç. Nüfus, yerleşme, göç bilgilerine ulaşmak istiyorsak. Beşeri. Evet. Hocam bir soru geliyor. Hazır mıyız? Buyurun. Bir coğrafya öğretmeni sınıfa girmeden önce eline bir harita alacaktır. Evet. Öğretmenimiz bu haritalardan hangisiyle sınıfa girerse öğrencilerine daha çok bilgi aktarımında bulunabilir diye bu bir KPSS sorusu hocam. Evet. Cevabımız ne olacak sevgili arkadaşlar? Fiziki haritalar olarak dağları, ovaları, platoları, gölleri. Akarsuları, gölleri artık neyse. Bir daha söylüyorum. Bunlardan hangisi bünyesinde daha fazla bilgi barındırır? Cevap fiziki haritalar. Peki geldik özel haritalara. Adı üstünde bu özel zaten. Evet, özel haritalara özel harita denir. Konunun uzmanları tarafından yapılmış. Evet, bir alanın uzmanı için özel hazırlanmış haritalara özel harita. Mesela eleman depremi inceliyorsa buna deprem haritası. Sismik ya da harita. Sismik harita. Toprak inceliyorsa toprak haritası, pedolojik harita. Taş inceliyorsa taşla ilgili. Taş haritası ya da ne diyoruz ona litolojik harita. Doğru mudur? Evet. Define arıyorsa define haritası. Özel hocam. Öyle değil mi? Ya da işte ne bileyim buna benzer bir sürü alana özel haritalara özel harita diyoruz. Evet. Tamam mıyız hocam? Evet hocam. Şimdi buradan yine bir soru türeteceğiz. Peki. Dikkat ederseniz hocam haritaların ölçekleri değişiyor mu? Değişiyor. Değişiyor. İsimleri değişiyor mu? Yani. Peki haritaların neleri değişmiyor? Oo. Onları da bir bilmekte fayda var sevgili hocam. Haritaların neleri değişiyor, neleri değişmiyor onu diğer videoya geçelim hocam. Evet, şimdi hocam ölçeklerine göre haritalardan bahsettik. Konularına göre haritalardan bahsettik. Evet. Yani haritaların ölçekleri değişebiliyor. İsimleri Hı-hı. değişebiliyor. Peki neleri değişmiyor sevgili hocam? Bunlardan da bahsedelim. Ki soruyorlar hocam. Aynen öyle. O zaman haritanın değişenleri var.
değişenleri, neleri değişir? Bir de değişmezleri var hocam. 10 numara sorular. Değişmezleri. Şimdi hocam değişenleri neler? Az önce söyledik. Ölçek değişir hocam. Değişir. Ya da bir başka ifadeyle ayrıntıyı gösterme gücü değişir. Ölçek değişir kardeşim. Amacı değişir. Bunun dışında amaç değişebilir. Yani başlık değişebilir. Amaca göre başlık. Doğru mudur? Doğru. Başlık değişebilir. Efendim haritada alan değişir mi? Değişir. Değişir. Harita alanı. Ne demek istediğimi anlatayım. Hı-hı. Haritada alan değişir. Mesela benim şöyle bir kağıdım var hocam. Ben bu kağıda Türkiye'yi ne yapabilirim? Sığdırabilirim. Ama ben bu kağıdı Türkiye'ye sığdırdım, küçülttüm diye Türkiye gerçekte küçülür mü? Yani. Küçülmez. Haritada alan değişir ama gerçekte alan, gerçek alan değişmez. Hemen yazalım o zaman. Gerçekler değişmez. Gerçekler hep aynı. Gerçekleri hocam. Değiştiremezsiniz arkadaşlar. O zaman harita alanı değişir ama gerçek alan kesinlikle değişmez arkadaşlar. Haritada uzaklık değişir mi? Harita değişir. Haritada harita uzaklığı değişir. Ne demek istiyorum? Mesela ben işte Ankara ile İzmir. Kadirli arasını kağıt üzerine 1 santimetre olarak gösterebilirim. Yeah. Ama ben gösterdim diye Ankara Kadirli arası 1 santim olur mu? Olmaz. Haritada uzaklık değişir ama gerçekte uzaklık ne olmaz? Evet. Değişmez. Hocam bunun dışında Türkiye'yi ne kadar küçültürsen küçült, ismini değiştir. Türkiye'nin coğrafi konumu değişir mi sevgili Dünya hocam? Dünya üzerindeki yerini değiştiremezsin kesinlikle. Hocam. Kesinlikle. Coğrafi konumu kesinlikle değişmez. Biliyorsunuz coğrafi konum iki şekilde ifade edilir. Bir, özel matematik mi? Konum. Matematik. Bir de özel, göreceli konum, özel konum. Hiçbiri değişmez. Türkiye'yi ne kadar küçültürsen küçült, ismini ne kadar değiştirirsen değiştir. Türkiye yine 26-45 doğu meridyenleri arasındadır. Türkiye yine üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Evet. Aynı zamanda Türkiye'yi ne kadar küçültürsen küçült, mesela Ardağ'ın yükselti değişir mi hocam? Değişmez. Yükselti değişmez. O zaman bir daha söylüyorum, haritaların neleri değişir? Ölçekleri, başlıkları değişir. Haritadaki her şey değişir, değişir. Ama gerçekte hiçbir şey değişmez. Hocam bir son bir sorum. Bütün haritalardan yararlanarak evet. Hangi bilgilere ulaşılır? Hı. Hocam bütün haritalardan yararlanarak. Şimdi haritaların ölçeği var mıdır? Tabii ki. Hocam ölçek varsa bunu lütfen arkadaşlar sorularda karşınıza gelecek. Alan ve uzaklık hesaplaması yapılabilir. Demek ki bütün haritalardan yararlanarak alan ve uzaklık hesaplanır. Neden? Çünkü ölçek, ölçek vardır. Var. Aynı zamanda bütün haritalardan yararlanarak konum belirlenebilir mi hocam? Tabii ki. Konum belirlenir. Yön bulunabilir mi sevgili yön hocam? Yön bulunur. Yön bulunabilir. Peki bütün haritalardan yararlanarak eğim, yükselti, profil bilgilerine ulaşılabilir mi? Orada dur hocam, olmaz. Bu sadece hangi haritalarda hocam? Fiziki de bu sadece fizik. Peki fiziki haritalardan yararlanarak alan uzaklık hesaplayabilir miyim? O da bir haritadır, hepsi. Onun da bir ölçeği vardır. İler. Bir kez daha söylüyorum, bütün haritalardan yararlanarak alan, uzaklık hesaplanır, konum belirlenir, yön bulunur. Ama bütün haritalardan yararlanarak eğim, yükselti, profil bilgisine ulaşamazsınız. Bunu bu sadece fiziki haritalardan ulaşırsınız diyoruz. Böylece haritanın sözel kısmını bitiriyoruz ve sayısal işlem kısmına geçiyoruz.